Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim Evet için bir efendim. çuldur o. Fakat tabii Bir ki metrekarelik bir bez bahçesi. bez... O işin sınırı da yok. Yok Yani bugün tabii. türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Eğitim kurumlarında da, ilk orta öğrenimde ilk orta öğrenimde olmamalı. Evet. İki, nerede olmamalı başka? Kamuda. Kamu alanında olmamalı. Yani belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu. Yani hizmet veren kişi, kamu görevlisi için söylüyorum. Bu ikisinde olmamalı. Olmamalı. Efendim bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz takacaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var mı? Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Ben aslında hiç hoşlanmıyorum kapalı olmasından insanların. Ben bazen korkuyorum. Biliyor musunuz mesela? Neden korkuyorsunuz? Ya şöyle korkutucu buluyorum onları başörtüleri. Görmeyi. Başörtüleri. Kesinlikle. Neden? Yani geçen gün hastaneye gittim. Kapalıydı 29 Ekim olduğundan. Ve de bir rapor almam gerekiyordu. Girdim böyle simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum gerçekten. Korkutucu geliyor. Ben mesela hala hakime hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum. Anayasadaki yasağı yok sayarak getirilen bir değişiklik hukuken yok hükmündedir. Aynı zamanda da önümüzdeki süreçte biraz önce değindiğim karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla ve ileride giderilmesi olanaksız zararların doğmaması için yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız.